Merhaba dostlar, video montaj or kanalımızın yeni eğitim videosuna hoş geldiniz. Ben Şahar Kendirci. Bugünkü konumuz ise 4 bölümden oluşacaktır. Birinci bölümümüz Adjustment Layer. İkincisi Solid. Shape Layer var. Ve son olarak Null Object. Bunları işleyeceğiz. Bunlar aslında çok da uzayacak derin konular değildir. Sadece bunu nasıl kullanabileceğini ben göstereceğim. Diğeri artık mantığa kalmıştır. Diğeri program bilginize kalmıştır. Bunda zamanla mantık geliştirdikçe bu dört aracın nelere kadir olduğunu göreceksiniz. Hemen başlayalım. Öncelikle ben burada bir kompozisyon oluşturuyorum. Kompozisyon oluşturabilmek için ben genelde HD seçiyorum. Şurada HD 1080 25 kare saniyede. Okey diyorum. Şunu da fitliyorum. Ekrana sığdırsın. Şunu kaldırayım. Şöyle siyah görünsün. Birinci şey olsun. Shape Layer. Şayet burada hatta yapalım. Bir resim varsa siz kalkıp da Shape Layer'i yani şu araçla ya da kalemle yapabilirsiniz. Kullanmaya çalışırsanız mask yapacaktır. Yani yanlış. Shape Layer'i kullanabilmek için boş bir alana tıklanmamız lazım timeline'da. Ardından ne yaparsınız? Diyelim ki kare çizeceksiniz. Bak, çizimimizi yaptık. Ben şu resmi sileyim. Ya da ne yapacaksınız? Şu an menüye tıklıyorum. Bakın alt menü çıktı. Yıldız. Yıldız yaptınız. Şimdi şurada beyaz yaptım. Ben şunu biraz şey yapayım, yakınlaştırayım. Siz ne yapabilirsiniz? Şurada yana bir gölge mi diyelim, bir renkte atayabilirsiniz. Ya da atıyorum şöyle bir renk. Peki sadece bize belirtilen bu şekillerle mi bu aracımızı kullanabiliriz? Hayır, silelim şunları. Delete'ye basıyorum. Delete'ye basıyorum. Ne yapabilirsiniz? Pen tool'umuz var. Pen tool'la şunu büyütmek istiyorum ben. Bayağı bir büyüteyim, fitleyeyim. İstediğiniz gibi çizim yapabilirsiniz. Ben biraz çizim özürlüsüyüm. Çizim yapamıyorum. Yani o sanat mantığı bende yok. Ama siz burada çok güzel çizimler yapabilirsiniz. Şimdi ben buna çıkıp da Mercedes araba çizim dersem herhalde çüş dersiniz. Yani böyle bir şey oldu. Hatta bunu hareketlendirelim. Bir yandan şunu küçültelim şöyle. Bir yerden bir yere gitsin. Diyelim ki şurada bir yol var. Transform'a gidiyorum. Position'ı seçiyorum. Diyorum ki 0. saniyede şurada geri gel. Şurada olsun. 4. saniyede ise şurada olsun. Yani bir animasyon da yaptık. Tabi bu duruma göre değişir. Dedim ki bu şekilde kullanılır. Artık devamı mantık kullanmaktan geçiyor. Bu aracımızı bu şekilde kullanabiliyoruz. Siliyorum ben bunu. Shape Layer. Herhalde doğru okudum. İkinci layer'imiz ise ikinci aracımız ise Solid. Solid şudur. Layer'a tıklarsınız. Yeni yani new. Şuradan Solid dersiniz. Solid'imizin ölçüsüne karışmayın. Yani sizin kompozisyonunuzun boyutu neyse Solid'de olsun. Diyelim ki siz burada bir hata mı yaptınız? O zaman ne yaparsınız biliyor musunuz? Mac Comp Size. Tıklarsınız. Hemen kompozisyonun ayarına gelir. Rengi seçin. Diyelim ki kırmızı bir renk istiyorum. Kırmızı oldu. Bu saniyeden sonra ne yapabilirsiniz? Diyelim ki şuraya bir videom vardı. İnternetten indirmiş olduğum. Şu videoyu atalım. Bakın şeyin arkasına atıyorum. Şimdi Solid'i kapatalım. Arkaya attım. Solid'i açalım. Şimdi Azel bu Shape Layer'di. Ama şu an Red Solid'e tıkladığım için artık bu mask görevi yapacaktır. Bakın bir defa tıklıyorum. Şöyle bir çember daire çiziyorum.
Ne oldu? Ortası kayboldu. O halde ben ne yapabilirim? Mask dersinde ben bunu anlattım. At yerine subtract dersek sadece ortası göründü. Şu güzel kuş görünüyor şu an. Şöyle. Peki. Ben maskın yine şu ortadaki maskın Factor ayarıyla biraz oynayayım. Gördünüz mü? Şöyle bir şey çıktı. Peki. Solid'in rengini değiştirelim biz. Yukarıda layer. Solid setting. Bunu siyah yaparım. Büyüteyim. Sinematik bir görüntü elde ettik. Solid'i sadece biz bu şekilde mi kullanabiliriz? Hayır. Kapatayım. Şunu da sileyim. Hemen bu sefer alt kısımdan timeline'dan new diyorum. Solid diyorum. Solid'imiz şöyle mavimsi bir renk. Yani şu renk olsun. Hayır, kalsın şimdilik bu yazı. Ne yapabiliriz? Tekrar mask kullanarak şöyle bir bant çizeriz. Geliriz yazıya tıklarız. Şurada diyebilirim ki video montaj.org. Bunu büyütelim. Okey diyelim. Sağ tıklıyorum. New diyorum. Solid diyorum. Bunu da sarı yapalım. Farklı bir renk olsun. Bakın ne yapalım biliyor musunuz? Şunun opacity değerini düşürelim ki arkayı görelim. Bakın şu an arkayı görüyorum. Tekrar şeye tıklıyorum. Maska tıklıyorum. Bu kez alttaki olsun. Kenarları ufaktan bir oval olsun diye. Onu da şöyle çizelim. Şimdi bunu %100 yapalım. 61'miş. %100 yapalım. Saçma bir renk seçmişim. Ben bunu düzelteyim. Şimdi bunu yakınlaştıralım. Tam tersini yaptım. Tekrar yazıya götürüyorum. Hatta yazıya tıklamayayım. Farklı bir teknik göstereyim. Şuradayken Edit Duplicate, yani CTRL ve D birlikte basmanız lazım. Şimdi bunu üste çıkaralım. Bakın hala şurada. Tutuyorum, yavaş aşağı indiriyorum. Ve boyutlarını mouse'la değiştirebiliyorum. Siz ayarları girip de değiştirebilirsiniz. Beyaz olmadı. Onu ne yaparız? Çift tıklarım. Şunu kapatayım. Aşağı indireyim. Şunu siyah yapalım. Ve fontunu biraz oynayalım. Şu şekilde bir KJ diyorlar buna TV sektöründe. Bir alt bant yapabilirsiniz Solid'le. Dediğim gibi mantık kullanarak bir sürü şey yapabilirsiniz. Hemen bunu da siliyorum. Üçüncü aracımıza gelelim. Pardon, şu kampı silmeyelim. Kompozisyonu. Adjustment layer. Şimdi ben buraya şunu alayım. Şu videoyu bir de şunu alayım. Şunların her birini bir kenara atabilirsem. Bir görüntü daha alalım. Onun da yol olacaktı. Bir türlü evet geldi. Şu şekil. Şunu biraz daha yukarı. Şimdi bunları diyelim ki 3 parça videonuz var ya da 3 parça farklı görüntünüz var. 3 parça animasyonunuz var. Siz her birine bir ayar yaptınız ama bu ayarları kopyalayıp da diğerlerine de uygulamak istiyorsunuz. Bu 3 değil de diyelim ki 30 parçadır. Bir sürü parçanız var. Tek tek yapmak istemiyorsunuz. O halde ne yaparsınız? Sadece
sağ tıklarsınız, new dersiniz. Burada adjustment layer, yani ayar layer'i. En tepeye geldi mi? Şimdi ben burada şunu kapatayım ki, evet, level diyeyim. Level alıp alamadım. Adjustment layer'in üzerine atıyorum. Biraz genişleteyim. Bakın. Üçünün de rengi değişiyor. Peki bu adjustment layer hepsinin üstündedir. Peki bir alt kademe indirirsek, şu videoda üstte olduğu için bu video adjustment layer'in hakimiyet alanında değil. O halde burada hiçbir şey yapamaz. Adjustment layer de böyle bir şeydir. Ayar layer'idir. Siz alırsınız. Buradaki işleminizi neyse tek bir ayarı adjustment layer'e yaparsınız. Adjustment layer'in altındaki bütün layer'lar aynı ayarı alır. Aynı ayar onlara da uygulanır. Bu kadar da güzel bir araçtır. Son olarak ve son aracımız null object. Null object nedir? Tekrar bunları siliyorum. Diyelim ki şu geldi, şu geldi. Okey, şunu üçünü de atalım şuraya. Bunları küçültelim. Yani tekrar şöyle bir durum geldi. Sağ tıklıyorum, new diyorum, null object diyorum. Bakın. Şurada şunu biraz büyüteyim aslında. İçi boş bir kırmızı oluştu. Siz ayarlarda deyin ki transform'la, ben bu anahtar kare işlemini anlattım. Position'ı burada olsun. Ve 3. saniyede şurada olsun. 5. saniyede ise burada olsun dediniz. Şimdi bakalım. Evet, kendisi oynuyor. Peki ben şuradan parent dedi, yani aile mi oluyor, ebeveyn oluyor. Tutarsam şunu null'a bağlarsam, bakın null oldu. Ya da şuradan null diyebilirim ya da şuradan atabilirim. Şimdi tekrar oynatalım, bakın ne olacak. Gördünüz mü? Diyelim ki siz bir animasyon yapıyorsunuz. Animasyonda 30 karakter koydunuz oraya, 30 obje koydunuz ve hepsi aynı bir yöne gidecektir. 30'uyla tek tek ilgilenmek yerine kalkarsınız, null obje koyarsınız bir tane. Hepsini null objeye bağlarsınız. Bu şekilde zahmetsiz bir şekilde yapmak istediğiniz yere varırsınız. Evet dostlar, ben Şiar Kendirci. Bu dersi de dilim döndüğünce anlattım. Dediğim gibi ilkin derse başladığımda söz verdiğim gibi bunları kaba taslak olarak anlatacağım. Diğeri artık mantıka kalmıştır. Bu akşamlık da bu kadar. Diğer dersimizde görüşmek dileğiyle. Kalın sağlıcakla.